Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili izleyicilerimiz. Şu anda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun önünde bir basın açıklaması yapmak üzere bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak yapılan zamları protesto etmek amacıyla bugün buraya geldik. Ancak ne yazık ki 50 metre ötede basın açıklaması yapmamıza bile tahammül edemediler. O yüzden arkadaşlarımız bu sıcakta yeniden yayın aracının kurulması için beklemek zorunda kaldı. Buradan bir kez daha bunu da protesto ediyoruz. Biz en yasal hakkımızı kullanıyoruz. Ama buna bile tahammül kalmamış durumdadır. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve sevgili izleyiciler, hatırlayacağınız gibi akaryakıta gelen zamlar sonrasında 81 ilde il başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız eş zamanlı basın açıklaması yapmıştı. 3Y'yi yok edeceğiz diyen AKP döneminde bırakın yoksulluğun, yasakların, yoksunluğun yok olmasını, 3Z geldi, zam, zulüm, zindan. İşte artan bu zamlar ve adeta kısır döngüne dönüşmüş olan bu ekonomik yapı nedeniyle bizler de iğneden ipliğe gelen zamları protesto etmek istiyoruz. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Evet değerli arkadaşlar, emeklilerin maaşına sadece %25 oranında artış yapılırken Erdoğan kendi maaşına %39 oranında artış yaptı. 100 lira olan maaşı 100 bin lira olan maaşı 140 bin liraya çıktı. 86 milyon geçim derdi çekerken Erdoğan şifa niyetine manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi ve aynı zamanda Medine hurmasıyla bir tarif verdi. Şimdi burada birazdan arkadaşlarımız da söz alacaklar. Ama bugün bir dul maaşı 5500 TL. Asgari ücret 11.402 TL. Emekli maaşı 7500 TL. Oysa ki Birleşik Metal İş'in yapmış olduğu araştırmaya göre yoksulluk sınırı 36 bin liranın üzerinde. Açlık sınırı Haziran ayı verileriyle söylüyorum 10 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Ve gene rapora göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 348 TL. Sorarım size, bu maaşlarla günlük 348 TL verip de sağlıklı ve dengeli beslenebilmek mümkün müdür? Hayır! Asgari ücretin 3 katından bile fazla. Ve bugün sarayın bütçesinin 6 milyar 637 milyon olduğunu biliyoruz. Bir yanda açlık ve sefalete mahkum olmuş olan milyonlar, diğer yanda ise saray ve şürekası var. Diyoruz ya, Erdoğan döneminde iki Türkiye oluştu. Biri vatandaşın Türkiye'si, diğeri sarayın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde artan gıda fiyatlarına dair bir dert yok. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturası derdi yok. Doğal gaz faturası derdi yok. Ulaşım maliyeti derdi yok. Ben şimdi bayramda akrabamı nasıl ziyaret edeceğim kaygısı yok. Ama vatandaşın Türkiye'si bambaşka bir Türkiye. Evet, birileri sarayda ejder meyveli smoothie yerken halkı kuru ekmeğe mahkum ettiler.
Bugün bir ekmek 7 lira olmuş durumda. Evet, bir ekmek. Ve hatırlayacağınız gibi mecliste bir arkadaşımız halk aç aç midesine kuru ekmek ancak gidiyor dediğinde bir AKP milletvekili o zaman aç değilmiş, midesine ekmek gidiyormuş diyebilmişti. Bu kadar halktan kopuk bir iktidar var. Ve bu iktidar her geçen gün derinleştirdiği bu ayrımcılığı, eşitsizliği zamlarla da taçlandırıyor. Şunu çok iyi biliyoruz. Akaryakıta gelen zam demek, nakliye giderlerinin artması demek. Nakliye giderlerinin artması demek, gıda fiyatlarının artması demek. İşte o yüzden bugün bir zincir markete gittiğinizde en ucuz makarna 10 TL. Bir zincir markete gittiğinizde en ucuz peynirin kilosu 151 TL. Yeter! Usandık! Zamlar geri çekilsin! Yeter! Usandık! Zamlar geri çekilsin! Yeter! Usandık! Zamlar geri çekilsin! Bebek bezi 152 lira. Bebek bezinden bahsediyoruz. Temel bir ihtiyaçtan. Etin kilosu olmuş 300 lira. Artık vatandaşın Türkiye'sinde et yemek hayal bile değil, hayal bile edilemiyor. Kadınlar çocuklarının beslenme çantasını dolduramıyor. Burada aramızda birçok kız kardeşim var. Her biri bunu gündelik olarak, okullar açıkken gündelik olarak yaşıyor. Devlet okullarında bile bir dilim kaşar olan tostun fiyatı olmuş 20 lira. Gene okullarda bir simit 10 lira. Küçük sütün fiyatı 8,5 lira. Bir yumurtanın fiyatı 2,5 lira. Hatta yumurta taneyle satılmıyor ama anneler bir yumurtayı haşlayıp dörde bölüp evlatları arasında paylaştırıyor. Meyvanın kilogram fiyatı ortalama 40 liradan başlıyor. Çocuklar okullarda aç, aç. Açlıklarını su içerek bastırmaya çalışıyorlar. Başları ağrıyor, açlıktan başının ağrıdığını bilmiyor, öğretmenine gidiyor. Öğretmeni hemen anlıyor ve öğretmeni kendi o kıt kanaat maaşıyla gidip ona kantinden bir şeyler aldırıyor. İşte ülkemizin sürüklendiği tablo budur. Yani derin yoksullukla karşı karşıyayız. Kadınlar bırakın ay sonunu getirmeyi, günün sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Üstelik kadınlara iş de yok. Bugün çalışma hayatında iş arayan her üç kadından sadece biri çalışabiliyor. Ve ortalama ücret %60 oranında asgari ücret. Dedim ya, ekonomistim diyen Erdoğan sayesinde tüm kadınlar ekonomist oldu. Ev ekonomisini nasıl yöneteceğini artık çok iyi biliyorlar. Burada bir tencerelerimize vuralım bence. Evet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun önünde yaptığımız bu basın açıklamasında şunu da hatırlatmak isteriz. Zamlar işçiyi, emekliyi, emekçiyi, memuru hiç kimseyi teğet geçmiyor. Delip de geçiyor. Geçimini eşinden kalan 5000 lira emekli maaşıyla idame ettirmeye çalışan bir kız kardeşimiz, kirasının 10.000 liraya çıkması sonrasında yaşamını sonlandırdı. İşte o kız kardeşimizin Nevzat Hülya Erinç'in çığlığı halen kulaklarımızda çınlıyor. Halk borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bugün bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla kıyasla %146 oranında arttı. Vatandaşlarımız gündelik zorunlu ihtiyaçlarını sadece kartla karşılıyor. Ve diyor ki, haciz gelse alınacak neyim var ki? Gerçekten öyle. Bu tablonun sebebi
uygulanan politikalar, bu tablonun bedelini ödeyenler ise halktır. İşte biz bugün onun için buradayız. Çünkü bizler halkın sesiyiz. Bizler halkın partisiyiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlarız. Buradan tüm vatandaşlarımıza sözümüz olsun. Halkın iktidarını kurduğumuzda yoksuldan alıp zengine veren bu düzeni sonlandıracağız değerli arkadaşlar. Ben şimdi mikrofonu iki arkadaşımla paylaşmak istiyorum. Önce Gülseren Hanım'a mikrofonu vereceğim ve hayatını nasıl idame ettirdiğini sizlerle paylaşacak. Merhaba. Ben dar gelirli ve yoklukla mücadele eden bütün kadınların sesiyim. Mesela benim eşim emekli, 8 lira maaş alıyor. Onkoloji hastası ve 4 kişilik bir aileyiz. Ben tutayım. 8 kişilik bir aileyiz. Ben bu 4 kişilik bir aile pardon. Ben bu 8 bin lirayı eşimin onkolojik sağlık giderlerine mi harcayayım? Çocuklarımın zorunlu ihtiyaçlarına mı harcayayım? Geçinemiyoruz. Yaz meyvelerini bile dahi almak lüks oldu. Domatesi taneyle alıyoruz. Salatalığı taneyle alıyoruz. Soğana, patatese ulaşmak ne mümkün? Söyleyin bana, yoksul insan ne yapsın? Ay başını nasıl getirelim? Mesela ev kirası 8 lira. Asgari ücret 11 lira. Nasıl geçinelim? Ay başını nasıl getirelim? Bize reva görülen bu zulmü istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yeter artık. Efendim. Evet. Sekiz liralık bir emekli maaşıyla ay başını getirebilene gerçekten yani bir mucize. Ay başını getiremiyorum. Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Evde bir işsiz gencim var. Ona haçlık veremiyorum. Yani eti görmek mümkün değil. Hayallerimizde eti görüyoruz. Yumurta desen 80 lira. 120 lira olmuş bugün unun yağın fiyatı. Yani bu peynir en düşük peynir 100 lira. En düşük peynir. Bir kalıp peyniri 2 gün tüketiyoruz. Peynir yemekten bıktık. Makarna bile yiyemiyoruz. Yeter artık. Duysunlar sesimizi yöneticiler. Birazcık empati istiyoruz. Bu zulmü bize reva görmesinler. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca. Yeter. Adını söyleyeyim. Gülseher Kaçar. Gülseher Kaçar. 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 Evet. Gülseher Kaçar. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Benim annem. Bir de Makbule Hanım'a söz vermek istiyorum. Maaşı. Buyurun. Kendilerine ben de iki evladı olan, dul ve yetim maaşıyla geçim yapmaya çalışacak olan bir bayanım. Çok çok acı bir durum, gerçekten çok acı bir durum. Kendisine yaptığı zamı dul ve yetim olan bir aileye, bir kadına... Dul ve yetim olan bir... Aileye bir kadına çok çok gören gerçekten çok fazla görüyor. Bak şimdi benim engelli çocuğum var. Hem zihinsel hem bedensel. Bunun hesabını nasıl ödeyecek acaba kendileri? Bu zamı bana çok görüyor ya. Ben kiracı insanım. Üniversiteye gidecek bir çocuğum var. Alamadığım için çocuğum maalesef nöbet geçiriyor. Nöbet geçirmesi demek benim çocuğumun hayatından kopması demek. Yani bunun vebalini kim ödeyecek? Kendine %40 zam yapan kişi mi yoksa ben sefillik yaşamaya sürüklenen kişi olarak mı? Bana bunu açıklamasını yapsın. Bana neden zam yapmıyor? Benim eşim vefat etti iş kazasından. Yani onu çok görüyor ya. Benim eşim de bu devlete, ülkeye maalesef ki diyorum maalesef hizmet etti. Olsun ülkeye hizmet ama etmek yaptı, güzel bir ama şey. Ama yaptı ama ben onun karşılığını alamıyorum. Bak benim engelli çocuğum var. İlaç bile alamıyorum ben. Dün hastaneye gittim başkanım. 2 gün oldu ben daha hala o ilacı alamadım. Bunu yani ben çocuğuma nasıl reva görüyorum ya da onlar nasıl görüyor?
Bez alamıyorum. Altını bezliyorum çünkü. Yani her şey almış başını gidiyor ya. Artık ben çocuğum tok tutsun diye su mu içireyim? Ne yapayım ben? Gerçekten şaştım. Bilemiyorum yani. Buna artık yeter diyorum yani. Hmm. Benim engelli çocuğumun vebalini kim ödeyecek? Yapmayın lütfen. Birazcık vicdanlı olalım. Bizi de düşünün ya. Herkese zam var da neden dul ve yetime yok? Lütfen. Efendim dul ve yetim aile dediniz. Ne kadardır rakam olarak? Yani çok cüzi bir rakam. Gerçekten hani bunu sikretmek bile o kadar utanç verici ki. Hani söylemek 4 milyarla insan geçinebilir mi? Ben kiracı insanım. Yani ev sahipleriyle yüz göz oluyorsun. Sen bayansın, seni iplemiyor. Diyor ki ben diyor bu fiyat diyor yaparsan otur, olmazsa git diyor. Peki ben ne yapacağım? Sokağa mı gideyim? İki tane çocukla engelli. Bırakamam, çalışamam çünkü. Hem zihinsel hem bedensel engeli var. Ben çocuğumun ihtiyaçlarını alamıyorum. Doğru dürüst beslenme yok. En kötü gerçekten melemenlik olacak domates bile 30 milyon. Ben ne yapabilirim ki? Nasıl geçinebilirim ya? Bunu bir kendisi bir düşünsün. Neden böyle bir şey yapıyorum diye bir. Yani gerçekten artık hükümet bu kadar olmaz yani. İstifasını çeksin gitsin yani. Benim güzel ülkeme bunu yani uygulaması doğru değil. Artık bıktık. Yeter. Yeter. Arkadaşlar basın açıklamamız burada bitmişti.